Sayın milletvekillerimiz, sayın kaymakamım, sayın genel başkan vekil yardımcım, sayın belediye başkanlarım, sayın il başkanım, protokolün sayın diğer üyeleri, değerli konuklarımız, basınımızın ve sivil toplumun değerli mensupları. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Siz değerli konuklarımızı bu yıl ilkini düzenlediğimiz Lavan Tahsat Şenliğimizde görmekten mutluyuz, kıvançlıyız. Şimdi sizleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu, ardından İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyorum. Lavan Tahsat Şenliği vesilesiyle sosyal, kültürel etkinliklere verilen uzun bir aradan sonra İzmir Devlet Senfoni Orkestrası sanatçıları ile müzik dolu bir akşam yaşayacağız. Programdan önce sahne alan, Dinar'dan yetişip Güzel Sanatlar Lisesi'nde öğrenim gören değerli öğrencilerimiz Sahra Dönmez ve Nehir Çiçek Ürkmez'e çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz konuşmalarını yapmak üzere Dinar Kaymakamı Sayın Selami Kapankaya'yı huzurlarınıza davet ediyorum. Sayın Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Vekilim, Sayın Vali Vekilim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Genel Başkan Vekili Yardımcılarım, birbirinden değerli çok kıymetli konuklarımız, İl Başkanım, Belediye Başkanlarım, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, sivil toplum ve basınımızın değerli temsilcileri, hepiniz Lavanta Hasat Şenliğimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sizleri saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum. Bugün 5-6 yıl önce bu kıraç topraklarda başlayan lavanta deneme ekim alanı yolculuğumuz büyüdü, serpildi, gelişti ve bugünlere geldi. Önce tarımsal boyutta başlayan çalışma Dinarelli adıyla ilçemizin, ilimizin gurur duyduğu, bütün Türkiye'ye hitap etmeye başlayan bir marka olmaya doğru gidiyor. Sayın Valimizin gayret ve çabalarıyla faaliyete geçen, aynı zamanda Nurullah Vali Yardımcımız Nurullah Bey'in de büyük gayret gösterdiği kadın kültür evleri ve kooperatifleriyle bütünleşti, kaynaştı ve Dinarlı, Afyonlu kadınların el emeklerinin, göz nurunun değerlendirildiği bir sergi ve alışveriş merkezi haline geldi. Aynı zamanda bu güzel ve görkemli binasıyla bugün olduğu gibi kültürel, sanatsal etkinliklerin yapıldığı, yöre insanımızın dinlendiği, mutlu anlarını ölümsüzleştirdiği, yoldan geçenlerin faydalandığı ve Dinar'ı tanıdığı bir kırsal turizm işletmesi haline geldi. Biz bunu önceki kaymakamımız, valimizden beri bir devamlılık içinde Sayın Genel Başkan Vekilim, fedakar ve başarılı personellerimle beraber hep birlikte başardık. Bu açıdan şükürler olsun ki bunun mutluluğunu en derinden duyarak yaşıyoruz. Çalışmalarımızı heyecanla takip eden Sayın Vekilimiz Ali Özkaya başta olmak üzere Afyon Karahisar milletvekillerimiz, kurum amirlerimiz, belediye başkanımız, il genel meclis başkanımız ve üyeleri, tarım, orman,
personeli ve idarecileri, müdürleri, kurumlarımızın değerli idarecilerinin, siyasi partilerimizin değerli temsilcilerinin, yerel basınımızın, muhtarlarımızın, halkımızın desteklerini hep yanımızda hissettik Sayın Bakanım. Sayın Genel Başkan Vekilim, zat-ı alinizin de yapılan çalışmaya teşvik ve ilgileri bizim de heyecanımızı artırmıştır. O açıdan şükranlarımı arz ediyorum. Ayrıca bu akşam memleket aşkıyla karşılıksız olarak buraya gelip programı yapan Anadolu Yaylı Çalgılar Grubu Gündüz Öğüt ve ekibine de çok teşekkür ederim. Sayın Genel Başkan Vekilim, Sayın Vali Vekilim, Sayın Milletvekillerim, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, çok değerli konuklarımız, bu güzel yaz akşamında katılımlarınızla bizleri ziyadesiyle mutlu ettiniz, onurlandırdınız. Nice böyle güzel zamanlarda bir arada olmayı dileyerek teşekkürlerimi, saygılarımı, muhabbetlerimi arz ediyorum efendim. Sayın Kaymakamımıza hitapları için teşekkür ederim. Müsaadenizle sizlere Lavanta Hasat Şenliği Konseri'ni sunacak İzmir Devlet Senfoni Orkestrası sanatçılarından oluşan Yaylı Çalgılar Topluluğu hakkında kısa bir bilgilendirme yapacağım. Anadolu Yaylı Çalgılar Topluluğu 2005 yılında Gündüz Öğüt tarafından kurulmuş olup kurulduğu günden bugüne Anadolu'nun il, ilçe ve köy okullarında eğitim konserleri gerçekleştirmektedir. Köken olarak Dinar'ın Dikici Köyü'nden olan Öğüt, gerek yazar kimliği ve kitaplarıyla, gerekse topluluk sanatçılarıyla, Dinar ve çevresindeki pek çok okullarda etkinlikler yapmıştır. Güneş Gözlü Çocuklar belgeseliyle sesini dünyaya duyuran topluluk, bugüne kadar 650 okul, 350 bin çocuğumuza eğitim konseri vermiştir. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası sanatçılarından oluşan Anadolu Yaylı Çalgılar Topluluğu sanatçıları Gündüz Öğüt, Özge Tanrıver, Betül Yıldız Tekin, Başak Yalçın. Konserde çalınacak eserler sırasıyla Vivaldi Mevsimler Sonbahar, Piazzolla Tango, Uzun İnce Bir Yoldayım, İzmir'in Kavakları, Gül Nihal, İkinci Bahar, Memleketim, Halk müziği ezgileri, Türk film müzikleri. Şimdi sahneyi sanatçılarımıza bırakıyorum, arz ederim. Thank you.
Thank you.
Değerli sanatçılarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Sayın Genel Başkan Vekilim, Sayın Vali Vekilim, Sayın İbrahim Yurdunu Seven ve Sayın Özkaya'ya, Sayın Milletvekillerim, Sayın Kaymakamım, Sayın Genel Başkan Vekil Yardımcım, Sayın Belediye Başkanlarım, Sayın İl Başkanım, Protokolün Sayın Diğer Üyeleri ve değerli konuklarımız. Öğrencilerimize hediyelerini taktım için davetimi arz ederim. Saygıdeğer Genel Başkan Vekilim, değerli Vali Vekilim, milletvekillerimiz, kaymakamımız, belediye başkanlarımız, çok kıymetli hemşehrilerim. Çok güzel bir mekan, çok güzel bir alan. Saygıdeğer Genel Başkan Vekilimiz teşrif etti. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Yani bir bizim ovamızda, Donma Yuvası'nda sazlı çalgıları, yaylı çalgılarla bir müzik konseri dinleyeceğimizi 50 yaşını açtıktan sonra bana anlatsalardı hayal bile edemezdim. Teşekkür ediyoruz değerli kaymakamım, bütün dostlara. Sağ olun, var olun. Allah hayır eylesin. Hayırlı geceler diliyorum. Sayın Genel Başkan Vekilim, Sayın Kaymakamım, Sayın Milletvekilim, değerli konumlar, Sayın Kaymakam, Vali Vekilimiz. Ben de herkesi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Sayın Vekilimizin söylediği gibi hakikaten bu ovada Anadolu ezgilerini dinleyeceğimiz hiç herkese aklına gelmezdi. Öncelikle saz grubumuza çok teşekkür ediyoruz, Anadolu saz grubuna. Ve birazdan herhalde genç kardeşlerimiz de bize bir küçük bir konser verecekler. Ben tekrar bu organizasyonu yapan, bu işletmenin, bu alanın, bu lavanta deryasının yapılmasına katkıda ben başta Sayın Vekilim olmak üzere değerli kaymakamımıza, tüm iştirak edenlere çok teşekkür ediyorum. Hayırlı geceler diliyorum. Teşekkürlerimi sunuyorum. Sanatçılarımıza hediyelerini takdimi için Genel Başkan Vekil Yardımcısı Sayın Ahmet Fethan Baykoç'u, İstanbul Milletvekili Sayın Hasan Turan'ı, Sayın Vali Vekilim Nurullah Kaya'yı sahneye davet ediyorum. Sanatçılarımıza çiçeklerinin takdimi için Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Vekili Profesör Doktor Sayın Numan Kurtulmuş'u sahneye davetimi arz ederim. Ben falan yazacağım şimdi. Ses kontrol edebilir misiniz? Açalım kapını tekrar. Evet, çiçekleri izler verdiler. Getirin. Özür dilerim. Mikrofonu mu?
Kardeşim yalnız zaten. Abi hakkınız. Hemen hemen burada hazır. Tamam. Eksik sanırım. Çok saygıdeğer dinarlılar, değerli dostlarım, değerli hemşerilerim. Ben de eş kontenjanından kendimi hemşeri sayabilirim. Bu bölgenin çok güzel insanlarıyla bu akşamı burada, Temmuz'un ilk gecesinde, bu güzel mekanda, bu güzel ortamda, bu harika sanatçı dostlarımızla birlikte geçirmekten büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Gerçekten bu akşam burada şu az önce hasatı yaptık. Arkadan da ışıklar lavantalara vurmuş. Yıllar evvel Avrupa'da bu lavanta bahçelerini gördüğüm zaman hakikaten ne kadar güzel, ne kadar görkemli, ne kadar böyle insanı cezbeden bir alan olduğunu görmüştüm. Ve hep bir zamanlar bizim yurdumuzda da böyle şeyler olsa diye düşünüyordum. Şimdi çok şükür Türkiye'de de lavanta ekimi başladı. Bugün öğrendim ki maddi olarak da inşallah bu bölgeye çok ciddi katkıları olacak. Bunların ihraç edilmesi mümkün olacak. Ayrıca burada Dinarelli diye bir markanın üretilmiş olması da gerçekten dinar için bir katkıdır. Bütün dinarlı hemşerilerimizin bu lavanta meselesine ciddi şekilde sahip çıkacağını düşünüyorum. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza, başta Kaymakam Bey olmak üzere, teşekkür ediyorum. Memleketimizin zenginliklerinin çok fazla olduğunu biliyoruz. Her alanda birlikte, barış içinde, dostluk içerisinde, huzur içerisinde daha güçlü, daha büyük bir Türkiye'yi oluşturabilmek için her birimiz bulunduğumuz yerde, üzerimize düşen sorumluluk neyse, vazifemiz neyse, bunu en iyi şekilde yapmaya gayret etmek durumundayız. Sanatçı arkadaşlarımız kendi alanında, ülke idare kendi alanında, belediye başkanlarımız kendi alanında, esnafımız, sanatkarımız, çiftçimiz, gencimiz, işçimiz, herkes kendi alanında üzerine düşeni en iyisini yapmaya gayret edecek ve gerçekten Allah'ın bir lütuf olarak bize bahşettiği, ecdadımızın da gelip burayı seçerek yurt tuttuğu bu bölgede, bu ülkenin her yerinde birlikte barış içinde yaşayacağız. Ele güne muhtaç olmadan, kimseden ürkmeden, korkmadan Türkiye'yi yeniden güçlü büyük Türkiye olarak hedeflerine inşallah ulaştıracağız. Her alanda ileriye gideceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye sadece ekonomisi güçlü, sadece uluslararasında rekabet edebilecek kabiliyeti olan bir ülke demek değildir. Bütün bunlarla birlikte ekonomisi, savunma sanayisi, her alandaki gücüyle birlikte en büyük gücünün devlet-millet kaynaşması ve en büyük gücünün de halkının arasındaki gönül birliği olduğunun bilincinde olan bir Türkiye'yi oluşturacağız. Gönüllerden gönüle köprü kuracağız. Hani diyor ya, hepsinden iyicesi bir gönüle girmektir. Bizim derdimiz gönüllere girmektir. Birbirimize bu anlamda sevgiyle, saygıyla hep beraber güçlü bir Türkiye'nin fertleri olarak ileriye doğru yürümektir. Ve en önemlisi de özellikle görev başında olan arkadaşlarımız için sadece gönüllere girmek değil, gönüllerden düşmemek de bizim için en önemli, en değerli hedeflerden birisidir. Ben bu akşam burayı hazırlayan başta Selam Bey, Kaymakam Bey olmak üzere bütün emeği geçen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu geceyi zenginleştiren sanatçı dostlarımıza, sizler adına da teşekkür ediyorum. Ve inşallah lavantanın dinara zenginlik katmasını, renklilik katmasını ve dinarın bu güzel barışçıl havasını daha da ileriye götürmesini temenni ediyorum. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Dinar Kaymakamımız Sayın Selami Kapankaya'yı dinarımızın anısı olarak vereceği hediyeyi takdim etmek üzere sahneye davet ediyorum. Evet arkadaşlar, dağılmıyoruz. Genç kardeşlerimizi dinlememiştik. Onların da küçük bir konseri olacak herhalde. Sahne sizin, buyurun.